Olsun, programımızı kırmadı, konuk oldu. Sağ olsun, renk kattı gerçekten. Kesinlikle. Evet Sevtap, senle de konuşamadık. Ne var ne yok görüşmeyeli. Ne var yok. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz Özcan. Bir de içerisinde sürekli şarkı yapımı olsun, sanatçıların reklam süreçleri olsun, ara ara röportajlar, organizasyonlarımız, üniversite konferansları, arka planda biz çokça çalışıyoruz yoğun tempoda. Ödül törenleri olsun. Miskoney.com'un magazin haberleri olsun. Nerede bir yerde bir haber görürsek hemen ekip olarak haberleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları da yapıyoruz. Yoğun, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Harikasın. Mesela ben birkaç tane duyuru var, onlardan bahsedeceğim. Fakat bir yandan da diğer konuğumuza hemen bir mesaj atayım dedim. Az önce buradaydı. Ben diğer Öyle mi? gördüm. Videoyu izliyordu. Belki şu an buralarda olabilir. Bize yazarsa birisi merhaba diye. Evet. İsmini. Çılgın dondurmacı, herkesin merakla beklediği isim. Birazdan canlı yayınımızda konuk olacak. Duyurularımızdan hemen kısaca bahsedeyim bu arada. Bugün yepyeni bir çekiliş başladı Müzik On Air Instagram sayfasında. Postta görebilirsiniz. Evet. 3 kişiye 1000 liralık neydi o? Takı. Bijuteri. Yani takı. Heh, ben çok anlamıyorum kadın şeylerinden. Takı hediyemiz olacak. Çekilişe katılmak için Müzik On Air Instagram postunda ilk numarada, bir numaradaki posta baktığınız zaman yapmanız gerekenleri görebileceksiniz. Öte yandan 4 Mart'ta netleşen bir konferansımız var. Sanatçı kariyer yönetimi, müzik PR çalışmaları ve dijital müzik dünyası ve stratejilerine yönelik Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bir konferansımız olacak. Bunun duyurusunu da sizlerle paylaşmış olalım ve çok yakında yine Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'nde de konferanslarımız olacak hemen akabinde. Daha tarihler belli değil ama dördünden hemen sonraya ayarlandı gibi bir şey diyebilirim. Bunlarla ilgili de tabii ki konferans tarihlerimizi yine Müzik On Air sayfasından herkes takip edebilir. Onu da belirtmiş olalım. Ben şu arka planda birkaç tane ödül görüyorum ama çok az ödül görüyorum aslında. Bizim aldığımız ödüller çok fazlaydı. Biraz daha yana çevirirsem oluyor bu sefer ama buradaki açıyı kaybediyorum, o yüzden çevirmedim. Daha çok ödül var yanda, Sağ ol. doğru dedi. Doğru diyorsun. Onu artık şey yapacağım. Önümüzdeki hafta tekrar bir programlayacağım böyle daha güzel. Çünkü açıyı ayarlayamadım burada. Bu arada benim görüntü iyi geliyor mu? İyi. Okey. Çılgın dondurmacı gelene kadar bu arada gündemden biraz bahsedelim mi, ne dersin? Olur, nasıl istersen. Yorumlar bana akıyor. En son müzik söyler misin? Lütfen lütfen demiş ama bu bana değildir. Az önce Nil Hanım vardı. Büyük ihtimalle Nil Hanım'a gelen bir yorum. Nil Hanım gideli 5 dakika oldu. Büyük ihtimal benim yorum akışımda bir sıkıntı var. Şu an yorumları göremiyorum. En son yorum bu mu? Şu an bende de o var yalnız. O zaman tamam. Yorumlarda bir sıkıntı yok. Yapılan bir yorum yok. Bundan bunu anlıyoruz. Evet. Gündemde tabii Feyza Altun vardı. Feyza Altun önce gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten dolayı sonra da serbest bırakıldı. Bu haftanın gündemi bayağı bir yoğundu. Feyza Altun'dan sonra yaklaşık uzun zamandır ama son bir haftadır bayağı açıklamalarıyla gündem olan Serdar Ortaç var. Yeni fenomeni. TikTok'un fenomeni oldu artık. Sabah bazen Özcan böyle uyanıyorum. Telefonla birlikte yatıyorum tabii herkese. Elime direkt telefonu alıyorum. Arada Instagram'a giriyorum. Twitter'a bakıyorum. Şu anki ismi X olan halen ben de Twitter olarak. TikTok'u bir açıyorum. Direkt karşıma Serdar Ortaç. Sabahın 4'ünde, 5'inde bile canlı yayın yapıyor. Hiç dinlenmiyor. O aralarda da işte bazen bugün alkollü bir yayın yapıyor, bir takım şeyler söylüyor. Ondan öncesinde Tarkan'a bir takım küfürlü cümleleri oluyor. Yani ne olacak bu Serdar Ortaç'ın hali diyelim. Yorumlarda da bekliyoruz dedim ama ben selam iyi yayınlar demiş, konuğum gelmiş. İstersen konuğumuzu alalım sonra konuğumuzdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz Serdar Ortaç Olur konusuna. olur. Ben notumu alıyorum hemen. Lütfen.
Evet, çılgın dondurmacı şu an aramızda. Hoş geldin Demet abi. Evet. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok mersi. Sen nasılsın? Çok şükür valla. Ben de şu an yurt dışındayım. Aa, neredeydin? Şu an valla Almanya'dayım. Kısmet olursa hafta sonu döneceğim. Güzel. İyisiniz inşallah. İyi yayınlar bu arada. Çok teşekkürler. Bizleriyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk diyelim. Siz de güzel bir enerjiyle yayınımıza gelmiş ve katılmış oldunuz. Ve dondurma girebiliriz. Dondurmacılık mesleği mi diyeyim? Bu işe ne zaman başladınız? Aileden gelen bir şey mi? Yo, şöyle söyleyeyim. Ben bu işe 2005 yılında başladım aslında. Ben normalde inşaatçıyım. İnşaat işinde yapıyordum. İnşaat işinde çalışıyordum. Sene yani yıl 96'da şeye gittim. Gittim. Orada 1,5-2 ay iş aradım ben. Bulamadım. Nerede dediniz? Orayı duyamadım. Heh, Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta iş aradınız, Aynen. bulamadınız. Sonra mecbur kaldım. Bir arkadaş eve gitmiştik. 1,5-2 ay iş aradım. Sonra mecbur kaldım. İnşaatta çalışmak zorunda kaldım. Güzel. Şükür inşaatta da iyi yere geldiydim. Ustabaşı oldum falan. Neyse. Sağ olsun babam bizi evlendirmek zorunda kaldı. Türkiye'ye geldim. Bir daha dönemedim. Ya. Aynen biliyorsunuz eski yani bizim o tarafın baba ne derse o. Doğru. Ondan dolayı. Çünkü ben Türkiye'ye gelmiyordum. Türkiye'ye gelmek için bir baktım babam dedi ki annemi aradım. Anne dedi ne yapıyorsun? Oğlum dedi seni tatlınıyoruz. Yok. Of. Bu derece. Ya. Ah, ah, ah. Ama evet gerçekten de kısmet yani nasip diye bir şey var. Yani nasibin varsa zaten kısmetse ne yaparsan hep o önüne çıkacak. Ne olursa olsun. Nasipten ötesi yok. Aynen. Her şey nasip kısmet gerçekten de ben onu Mehmet abi, sesi bir şey soracağım. Kaç dil biliyorsun? Alt tarafta o kadar çeşitli dilde mesajlar geliyor ki, Arapça var, İngilizce var, Portekizce var. Yani benim kafam döndü. Of. ya işte, Almanca var. Almanca çok değil aslında. Almanca konuşabiliyorum. Arapça var. İngilizce little. Şeyden de İranca şunu biliyorum. Azizem, hobi, hobi, çetera hobi bunu biliyorum. Zaten Fransızca yok. O da yani o, birkaç dil biliyoruz çok şükür. Yani kendimizi idare edebiliyoruz. Süper. Evet. Sonra evlendiniz. Türkiye'desiniz. Türkiye'ye geldiniz. Aynen. Türkiye'ye geldim. Orada inşaata aslında tekrar devam ettim. Kendi mesleğime. Boyacı olsun, sıva, alçı falan. Orada büyük bir markanın tarihi bir binaydı. Depremde işte o da yıkıldı. Orada büyük bir marka açıldı zaten. Oranın inşaatını yapıyordum ben. Patronum da beni çok sevdi. Dedi ki ben seni bırakmıyorum. Abi dedim ne olursun ben işime. O anda da Türkiye'de inşaat patlama zamanı. Yani bıraksa da belki müteahhit de olacaktım. İyi ki yani. Orada işte neyse ben patronum beraber geziyorum. Nereye gitse bilmem ne. Neyse dükkana girdim abi. Tam açılış günü. Patronum beraber dükkana girdik. Çocuk tek başına dondurma satıyor. Ama bir kuyruk var, bir kuyruk. Ya dedim Allah razı olsun ben geçmiş çocuğa yardım edeyim. Abi yardım ettim. Dondurmacı oldum Nasıl çıktım. ya? Dondurma teklifi, dondurmacılık teklifi geldi size. Yok dondurma orada kaldım. Bir sefer oranın sorumlusu oldum. Tezgahın, dondurmanın bilmem ne. Çünkü niye? Ya ben şunu ne yaparsan yap severek yap. Severek yap. Ya bir insan eğer kalbinle yapıyorsa o işi gerisi geliyor zaten. Her insan kalbine ekmeğini yiyor. Ben onu biliyorum. Ama siz çok yeteneklisiniz. Belli ki demek ki dondurma olmasaydı inşaat sektöründe de gerçek bir patlama yaşayacaktınız İşte yani. her şey nasip. Her şey nasip kısmet. İşte dondurmaya girdik. Dondurmacı falan derken 2018-2019'da Antalya'ya geldim zaten. Antalya'ya geldim. Hayalim Antalya'dı zaten. Antalya'ya gelmekti. İşte bir şey oldu. Pürüzler oldu falan aileden dolayı. Pürüzler olduktan sonra mecbur kaldım. Gelmek zorunda kaldım. Abi neyse ben geldim. Bir ay boşta gezdim. Bir ay boşta gezdim derken daha sezon açılmamıştı. Bana dediler ki buraya tezgah kuracağız, burada çalışacaksın. Tamam dedim. Tezgah kuruldu. Ben de daha şov yapmasını bilmiyorum. Ben meyveli dondurma satarım normalde. Ya bakıyorum
şovmenleri lan diyorum, nasıl dondurum, nasıl şov yapıyor bunlar? Abo ben dedim yapamam, edemem. Ben ilk videolarıma bakıyorum, kendi kendime gülüyorum. Tamam mı? Çok komik. Çünkü tam yapamıyorum. Neyse tezgah kuruldu. Abi ben bir ay boyunca ben dondurma da satamadım. Yani müşteri geçmiyor. Allah'ın kulu yok. Ben yaparken ben dans ediyordum. Yani nasıl dans ediyordum? Kendi kendime dans etmeye başladım. Kiloluydum o anda. Yani o zaman çok kiloluydum ben. Kiloluydum. Ben dans ettim. Bir baktım ki kilo verdiğimi hissetmeye başladım. Lan dedim oh süper. Ben devam. Benim iş yerim tadilata girince ben zaten işi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü artık dans dedim benim şeyim ya dedim, ruhum. Ben danssız yapamam dedim. Antalya'ya geldiğim zaman zaten bir ay dondurma satamadım. Benim patrona dedim ki abi dedim bu şekil olmaz ya. Ne olursunuz abi dedim. Ses sistemi alır mısın? Ne yapacağım? Dedim abi sen al. Abi aldı. Ben ses sistemini başladım. Şarkılar şeyler. Ben ama hiç durmuyorum ha. Sabah 9'da gece saat 12'ye kadar hiç durmadan dans ettim. Herkes bana deli diyordu. Tamam mı? Bu deli mi? Ney bu? Bilmem ne. Abi diyorum ya her insan kalbinin ekmeğini. İnsanlar toplanmaya başladı, şey olmaya başladı filan derken ben zaten şarkı vardı benim şarkıdan önce. O şarkıyı bir patlattım. Şarkı patladı, viral oldu zaten. O şarkı viral oldu. O da benim arkadaşım oldu. Yanıma geldi. Bilmem ne. Sohbet, muhabbet. O da bana biliyorsunuz bu telif haklarını filan. Geldi bana telif attı. İki kere derken ben de bizim sağ olsun benim menajerler dediler ki abi gel şarkı yapalım. Ya dedim ben anlamam abi ben şarkından bir şeyden. Gel dedi yapalım. Dedim sesin de iyi değil tamam mı? Ya vallahi dedim, 40 yıllık şarkıcılara taş çıkarmışsın abi ya. Evet Ya işte. Ne varmış? Ya, aslında şöyle söyleyeyim. Burada ben uğraştım. Bayağı uğraştım şarkıyı yapmaya. 6 ay uğraştım. Abi olmadı. Yani nasıl olmadı? Ben şimdi profesyonel sanatçı değilim tamam mı? Yani nasıl söylenecek, nasıl edecek falan bilmiyorum. Gittik Lübnan'a gittik abi. 6 ay uğraştım Lübnan'a gittim. Lübnan'da 15 dakikada söyledik. 15 dakikada bağıra bağıra söylettirdiler bana. Bir geldim. Normal şey olarak attık mı biz önce. Klipli olarak attık. Ben yavaşça dans edemedim yani açıkçası. Dedim ki bunu remix yapalım. Sağ olsun bizim arkadaş bunu güzel bir remix yaptı yani. Abi. Ondan sonra ben bir başladım. Oh baba. O şarkı zaten patladı. Patladıktan sonra zaten görüyorsunuz. Evet o Kalbimsin şarkısı değil mi? O aynen aynen. Şarkı. Ondan sonra başka şarkılar da çıkardın. Onlar da fena gitmiyor. Ben istatistiklere baktım. Öyle aslında ben bir de bu şey oldu. Aslında yaptık. İkinci şarkı yaptık. Üçüncü şarkı yaptık. Dördüncü şarkı yaptık. Ama şöyle söyleyeyim. Kalbimsin ilk göz ağrım ya. Ondan evet. Kopuklarda Bulamam Senden Başka çok güzeldi. Arapça Valla Mahsuzay'ı yaptık. Şimdi Valla Bulamam Senden Başka'yı biz Arapça'ya da çevirdik. Entehle Habibti diye. Şu an bir tane daha yazdım. Şeyi yaptık mesela iki cambazı yaptık. Abi iki cambaz çok güzel aslında. Ama şey yapamadım. Şey yapamadım dans edemedim onda. Çünkü alışmışız ya yani o tarz şeylere. Ondan dolayı bana da diyorlar mesela ya hep aynı dansımı yapıyorsun. Ya abi metrekare yerde ne yapayım? Başım üzerinden mi döneyim? Doğru. Yani hangi dansı yapmam gerekiyor? Ya bilek dansı yapacak halim yok. Ya, doğru. Sıradan doğal yani doğaçlama dans bu. Yani artık ama bu hareket bize şey oldu artık zaten. Yapıştı artık o değil mi? Ya bir de inanılmaz bir kitle yakaladın. Yok. TikTok'ta özellikle şu an kaç milyon oldu? Ben en son 20 milyonda bıraktım. Abi şöyle söyleyeyim. Yok TikTok'ta 18.8. Heh. Insta'da acaba ben bilmiyorum. 2 nokta ne kadar? 2.8'di galiba. 3 milyona yakın. YouTube'da zaten 4 nokta küsür. Facebook'ta 5 nokta küsür. Nerede var ya? Bilmiyorum. Benim sadece YouTube'da mesela tek kanal değil. İki tane daha kanalım var. Biri 300 binlik, biri çocuk kanalı. Hepsi şey aldılar. Altın ne diyorlar ona? Plaket aldılar hepsi. Evet evet. Ama gerçekten çok başarılı ilerliyorsun. Yok. Ve hani işin güzel ya. Tarafı sadece Türkiye değil bütün dünyadan sana çok ulaşan var. Yani alttan mesajlar geliyor mesela abi. Her ülkeden. Nijerya'dan yazmış adam şu anda. Ya şöyle söyleyeyim. Ya çizgini bozmayacaksın. Ne olursa. Yani
şöhret, ben şunu söylerim her zaman abi. Şimdi ben tamam tanınıyorum, bak burada olsun, her yerde olsun tanınıyorum. Ama gelip de kendimi bozarsam olmaz abi. Evet. Ben insanlar geliyor, konuşmak istiyor, muhabbet etmek istiyor, fotoğraf çekiyor, şey yapıyor. Abi ben o hiçbir insana daha bugüne kadar çevirmedim. Çünkü neden? Abi biz onların sayesinde buradayız. Ben onları nasıl çevirebilirim? Doğru değil mi? Onlar, yani biz onlara ekmek yiyoruz. Yani 2 2 daha 4. Yani biz olmayız zaten. Doğru değil mi? Çok haklısın abi. Ya bir tane izleyicimiz şey yazmış. Dondurmacı abinin yanında ölene kadar ücretsiz çalışırım demiş. Yani. Ya biz... Aynen. Yani ben çok sanatçı arkadaşlarım var mesela. Ben ama kimseden takılmam. Çünkü neden? Abi görüyorum. Ya fotoğraf çekilecekler. Ya görmüyor musun? Abi affedersin, ben var ya. Yemek dahil yiyemem. Yemek yerken mesela müşteri yani müşteri diyorum. Misafir geliyor, fotoğraf abi çekiliyorum, mecbur kalkıyorum abi. Yatıp, o yani yemek yerinde zaten insan fotoğraf çekilip gidecek. Yani ben böyle şeylere şey yapmıyorum. Yani yadırgamıyorum. Yani insanız hepimiz. Doğru değil mi? Bak, çok haklısın abi. Hadi diyor. Yok bilmem ne diyor. O ne oldu abi arkadaşım? kulüp. Şu an. Şöyle yapınca oluyor. Ben de yeni öğrendim onu. Oo süper. Sen abi dans ederken bunu yap, böyle Instagram'da güzel efekt olur. Siz nerede yaşıyorsunuz peki? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. Siz abi? Ben İzmir'deyim. İzmir'e gelmeye tövbeliyim ya. Niye? Bak, güzel ildir. İzmir çok güzel. Askerliğimi orada yaptım ben. İzmir Foça'da yaptım. Ondan. Komandoydum. Ben şöyle söyleyeyim, bere takıyoruz ya, yemin ediyorum şu şekil siyahtım, şu şekil. Ama abi dedim ki İzmir tövbe, bir daha gitme. Ha gideceğim, hayalim orası, istiyorum ama yemin kefareti dağıtmam lazım, bir yerlere tuz muz bir şeyler vermem lazım. Bu arada Mehmet abi sen evlisin değil mi şu anda? Abi şu an şöyle söyleyeyim, ben yani şöyle şeye gerek yok, ben evli değilim abi. Yani evli değilim derken hadi değilsin. Evliyim aslında şey olarak ama evli değilim abi. Anladım. Ya şu an şunu soracaktım. Az önce hani evlendim falan dediğin için eşin kıskanmıyor mu diyecektim. Sen zaten cevabı vermiş oldun aslında. Ya şöyle söyleyeyim abi. Gerçekten de benim evlenmem gerçekten kolay değil. Çünkü neden? Abi ben dans ediyorum. Bayanlarla eğlen. Ya ben bu sene zaten farklı şey yapacağım. Bu sene bayanlarla dans etmeyeceğim abi. Yok. Erkeklerden sadece. Sadece. Ya onu istiyorum çünkü neden? Hep diyorlar ki bayanlar mı dans edecek? Abi ben demiyorum gelin dans edin diye. Kendileri geliyor. Bak benim orada mesela taksiciler diyor ki Allah senden razı olsun, senin sayende ekmek yiyoruz. Kuaför olsun, süslenip müslenip geliyorlar seninle dans etmek için, Allah ya razı olsun. Abi bakıyor zaten. Oranın bütün esnafına aslında faydan var abi, değil mi? Ya çok şükür abi, çok şükür. Yani gerçekten de mesela ev alacaktım. Emlakçıyı aradım, dedim ki ya dedim burada dedim bir yerde ev varmış dedim, ya onu dedim nasıl, dedi ki çılgın dondurmacının arkasında dedi. Arkama bakıyorum, alışveriş merkezi. Ya diyorum ablacığım dalga mı geçiyorsunuz siz? Ya Allah diyor, çılgın dondurmacının orada. Ya dedim ben çılgın dondurmacıyım. Bir çılgın attı bu abi, bilmem. Abi biz senin için şey yapıyoruz bilmem ne abi, senin çünkü sen çılgın, herkes biliyor seni. Onun dolayı senin orada olduğunu söylüyor. Yani senin orada olduğunu, onun için şey yapıyorlar falan. Dedim tamam sıkıntı yok. Geçen bir şey satıyorlardı. Bir baktım koluma, fotoğraf gönderdiler bana. Uzay görüntüsü almışlar. Çılgın dondurmacı var sadece. O, yani konumu onu şey yapmışlar. Sonra konumu bile kaldırdım ya. Vallahi Çılgın dondurmacı ismi nasıl oluştu? Siz mi belirlediniz bunu? Şimdi menajerlerden birlikte oturduk. Ben aslında Mehmet Yaren'di. Mehmet. 6.31'dim ben. Benim adım Mehmet. Kızım, bir tane kızım var. Yaren. Onun 46 Maraş, 31 Hatay. Öyle yaptım. Sonra dedik ki değiştirelim, çılgın dondurmacı yapalım. Şey yaptık. Karar aldık aramızda. Çılgın dondurmacı yapalım. Şirket bile çılgın dondurmacı olarak şey oldu. Şirketi bile çılgın dondurmacı olarak. Güzel. Öyle olmuş. Çünkü
Şimdi şeyler mesela İngilizce şey yapıyorlar mesela çılgın dondurmacı anlamıyorlar şey yapıyor. Onun için ben de gittim mesela patent olarak çılgın dondurmacıyı aldım. Grey's Iceman'ı aldım. Berry's Iceman'ı aldım. Hepsini aldım. Çok iyi yapmışsınız. Çünkü şeyde mesela bak YouTube'da girdiğin zaman kanalda orada isimler yazar. Fenomen, meşhur dondurmacı bilmem ne hepsini aldım zaten. Çünkü ilerleyen zamanda ya bir bakarsın şimdi biz şimdi markaya yatırım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Almanya'dayım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bakarsın mesela çılgın dondurmacı kalır. Çılgın dondurmacı mesela alt şeylerini de çıkartabiliriz. Mesela meşhur dondurmacı ve fenomen dondurmacı, kis dondurma, farklı şeyler yapabiliriz yani. Ondan dolayı onlar almaz zorunda kaldı. Mehmet abi peki bir şey soracağım. Müzisyenliği sevdin mi? Yani şarkı çıkarmaya böyle devam edecek misin? Konserlere başlayacak mısın? Abi şey söyleyeyim. Ben şarkı söylemeyi seviyorum ama abi ben sahneye alamam. Çünkü yani sahneye alamam. Utanıyorum abi bu şeyde. Ha bak çıkıyor yapıyorum. Yaparım o ayrı bir şey ama mikrofonu sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Yoksa kendi kafemde mesela yarım saat şov yapıyorum, yarım saat canlı müzik yapıyorum, bir daha iniyorum şov yapıyorum, bir daha canlı müzik. Öyle yapıyorum her gün mesela. İş yerinde yapıyorum. Ama dışarıda mesela tezgahta tamam, Grey's'de, çılgın dondurmacı. Abi, geçen tezgahta ben kendim kaybediyorum. Dans. Ama dışarıda çılgın dondurmacı değil, dışarıda Mehmet Dinç. Evet. Ama yani tabii biz seni hep TikTok'ta gördüğümüz kadarıyla çok enerji dolusun. Yani bu enerji dondurmaya mı borçlusun yoksa... Enerjim size, insanlara, beni sevenlere. Ya şu olay. Şimdi biz dans ediyorsun tamam mı? Sahneye çıktın dans etmeye. Karşındaki dans edemezse senin zaten enerjini alır götürür o. Ama karşındaki, belki gördüğünüz bir tane yaşlı amca vardı. 65 yaşında. Abi bir dans etti. Abi ben hayal kurdum ya. Ben de var ya. Ya kıyamet koptu. Yemin ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Karşımdakinden ben alıyorum onu. Karşımdaki güzel zaten dans ederse ben zaten abi durduramazsın beni. Ben yani yorulmam yani. Dans ederim yani. Bir tane zenci bir genç vardı. Yılan gibi dans ediyordu. Ben ona hayran olmuştum. Ya erkek ama muhteşemdi. Çocuk şöyle söyleyeyim. Aslında o çocuk dansçı. Bir baktım bir anda yanıma geldi. Bu beni takip ediyormuş. Ben dedi ne olursun dedi. Senden dans etmek istiyorum. Beni paylaş ben. Dedim tamam gel. Abi bu çocuğu bir patladım. Viral oldu zaten. Evet. Paylaştım. Viral oldu. Çin'den, Amerika'dan bu çocuğu yani bu şarkıyla birlikte videoyu bizden istedi. Telif hakkını, her şeyi istedi. Dedik yok. Hayır. Yani çok güzeldi yani. Gerçekten de. Ondan sonra zaten şey yapmaya başladı. Çocuk zaten şeydi. Ondan sonra dans grupları gelmeye başladı. Yarışma yapmaya kendi aralarında yapmaya başladı zaten. O kadar olay profesyonel bambaşka bir boyuta geldi. Aynen. Öyle şeyler oldu zaten. Aslında Mehmet Bey kaç yıldır bildiğimiz Kahramanmaraş dondurması ve normalde hep şunu yaparlardı değil mi bize? Dondurmayı uzatırken böyle bir anda dondurma olmaz. Sırf ben mesela ona dayanamıyordum, tahammül edemiyordum. Benim hiç hoşuma gitmiyordu. Sırf ondan sonra ben Kahramanmaraş dondurması yemeyi kestim. Ki çok da güzel bir lezzeti vardır. Fakat siz buna daha başka bir şey kattınız. Bir dans kattınız. Hani kıssadan hisse Özcan. Yani bir işe bir yenilik ilave ettiğinde bak nereden nerelere geldi. Her iş için önemli. Ve sizin bu anlamda katkınız inanılmaz büyük. Yani kültürümüzü de aslında dünyaya açmış oldunuz bu vesileyle. O şekil oldu. Bak şöyle söyleyeyim. Benim şeyimde çok şükür. Bak Pakistan, Hindistan, Çin, Kore o yani bütün yani dondurmacıların %90'ı diyor el be el be. Herkes el kalbim senin el be el be diyor. Yemin ediyorum Pakistan'da, Hindistan'da var ya. Ya dünya genelinde zaten külah satışı arttı zaten o konuda. Herkes bu şeye yöneldi çünkü. Herkes gelip dans etmeler. Belki görüyorsunuz önünüze çıkıyor bazı videolar, viral videolar. Pakistan'da olsun, Hindistan'da olsun. Yani hep şov, dans şov, müzik. Eskiden bir şey yoktu. Ya dondurma diyebiliriz pala, ciddidir. Böyle. Oydu yani, başka bir şey değil yani. Evet, çok farklı bir şey açmış oldunuz. Şu an
öyle yorumlar geliyor ki Arapça bilmiyoruz, okuyamıyoruz. Yani her dilden yorum var şu an. Aynen. Yok, çok şöyle söyleyeyim, dünyanın gerçekten her yerinden takipçi var, her yerinden. Özcan Bey düet istiyorum. Mehmet Bey ile ben de Antakya'dayım. Mehmet abi, sen müzisyen kimliğini vallahi çok ihmal etme bak. Orada da güzel Yok. ilerliyorsun yani. Şöyle söyleyeyim, tamam, o ayrı bir şey. Bak, yeni bir şarkı yazdım mesela. Ama daha altyapısını hazırlayamadım. Oturduğum yerde, tamam, çok uzun bir şey değil ama çok güzel, sözleri falan güzel. Yazdım işte, onu kısmetse Türkiye'ye gelirim de onu da hazırlayacağım. Çünkü sezona hazırlanmaz ama sadece Türkçe. Çok güzel oldu ama. Çok güzel. Merakla bekliyoruz. Ne zaman çıkacaksın yayına? Vallahi hiç bilmiyorum. Şimdi bir Antalya'ya bir gelin, bayağıdır çünkü özledim ya. Gelir gelmezden toprağı öpeceğim. Ne zaman geleceksiniz Antalya'ya? Mesela cumartesi düşünüyorum. Cumartesi Nerelerindesiniz niyetim var. Antalya'nın? Benim iki tane yer var zaten. Biri Lara Kundu'da, bir tanesi de Belek'te. Lara ve Aynen Belek'te. aynen iki tane. Lara Kundu, bir de Belek. Belki İstanbul'a da, İzmir'e de açarız ya. Kısmet yani. Bekle. İstanbul'da. Onun başında ben dururum. Ben de senin gibi dans ederim. Öğretirsen abi. Biz yapamayız. Sen yapamazsın Özcan. Ben de hiç dans yeteneği yok. Sıfır. Şöyle söyleyeyim bak, ben karşıma o kadar insan geldi ki benim. Dedi ki, ben de dans etmem kardeşim. Adam ciddi ya, yemin ediyorum. Bir de şey, köyün muhtarı. Ben dans etmem. Yemin ederim, halay çektirdim kendisine. Ama enerjine hayranım ya. Vallahi iyi ki varsın Mehmet abi. Ya ben şunu söyleyeyim. Yani ben, insanlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. O insanlar güldüğü zaman ben de gülüyorum. Çünkü niye? Abi gülmek güzel bir şey ya. Vallahi. Kesinlikle. Zaten anamız ağlamış. Ya bırak da insanlar gülsün, eğlensin. Yani o, ya niye? Dünyaya bir defa geliyoruz ya. Çok haklısın abi. Ya bir de şey çok önemli. Bak, sosyal medyanın gücünü aslında sen çok güzel göstermiş oldun. Ya diyorsun ki bak, külah satışı, tüm dünyadaki külah satışı değil. Ya bir sektör canlandı ya. İnanılmaz büyük bir olaya imza attın aslında sen. Yani yabana atılacak bir konu değil bu. Aynen yani, bu güzel bir şey aslında. Yani bak, ben orada çalışırken mesela Kundu'da, yani yeri söylemeyeyim mi? Alara'da, tamam mı? Yemin ediyorum var ya, ben o zaman bizim patron tezgahı vardı. Şu an nereden baksan abi, önüne gelen benim orada dondurmacı açtı. Önüne gelen dondurma. Ha, ben gene diyorum abi, açsın. Herkes kısmetini yer abi. Herkes ekmeği. Yani o adamın nasibi varsa o adam yiyecek. Doğru Doğru. değil mi? Ya başka Kesinlikle. mesela, ben buraya pizzacı açtım. Yanıma geliyor bir tanesi daha açıyor. Abi açsın. Herkes kısmetini yer. Yok, o onu şikayet ediyor. Abi. Bende de o yok abi. Ben kimseyi şikayet etmiyorum. Herkes ekmeğini yesin abi. Nasibi varsa o adamın ekmeğini yiyecek. Çoluğu çocuğu var. Doğru değil mi? Yani öyle olması gerekiyor. Çok doğru. Yani ilginçtir. Yüzlerce hani mesajları geçtim. Canlı yayına katılma isteği var altta. Siz göremiyorsunuz sanırım Öyle mi? onu. Ben ilk defa bu kadar çok canlı yayına katılma isteği görüyorum. Demek ki bu işte buradan yine şu anlaşılıyor. Bak, o kadar sanatçı konuk alıyoruz abi. Demek ki senin o insanlara geldiği o samimiyetin var. O kadar özel, o kadar önemli bir şey ki sen işte öyle dünyaya açıldın bence. Tabii. Yani şöyle diyeyim. Abi sevilme geçeyle güzel bir şey. O kadar güzel ki. Bak, ilk Dubai'ye gidişimde abi ben bilmiyordum. Ne bileyim ben. Yok. Neye gittim? Lübnan'a gittim o şarkıyı yapmak için, tamam mı? Abi o zaman biliyorsunuz maske olayı vardı. Evet. Gözlüğümde şapkayı takmışım. Pasaport kontrolüne geldim. Polis dedi ki bana Arapça, nezel kimim? Yani maskeni indir. Tamam dedim. Çıkardım. Gözlüğü çıkar dedi. Çıkardım. Abi pasaportu havaya bir attı. Ne oluyor dedim. Aha Şekri abi. Aha. Şey geldi. Dondurmacı geldi. Aha bu buza geldi. Abi bütün polisler bıraktığı şeyleri, bak, başıma geldi herkes. Pasaportum nerede kaldı? Ben dışarıya çıkardılar. Ulan dedim, pasaportun nerede? Dediler pasaportun gelir, merak etme. Abi yemin ederim şey yapamadım, yani 2 saat çıkamadım. Ürdün'de abi, Ürdün'e gittim. Açılış vardı onun için. Abi saat 7'de gittim ben. Abi bekledim bekledim. Beni geçirmiyorlar abi. Geçirmiyorlar. Bana dedi, pasaport kontrolüne geldim. Dedi ki bana, burada şurada bir tarafta bekle. Abi havaalanı komple boşaldı.
Sonra ne oldu biliyor musun? Orhan en büyük şeylerinden geldiler abi, ailece herkes, ne bileyim ben kurtum ya. Herkes polis şey, herkes fotoğraf çekinmeye başladı. Ondan sonra ben arabaya bindirdiler abi, bulduğum yere bıraktılar. Ulan dedim tamam söyleyediniz de ben hani ne, niye beklediğimi bileydim ya. Doğru. Müthiş bir ilgi var ya. Gerçekten bu büyük bir başarıdır bence. Bence. Tebrik ediyoruz. Ya sevilmek güzel bir şey. Ya ben onu biliyorum yeterine. Ne yaparsan yap abi. İçten yapacaksın. Kalpten yapacaksın. Ben onu biliyorum. Her insan kalbinin ekmeğini yer. Bir de sizin böyle bir planınız da yoktu. Hani dünyaya açılayım, dünya beni tanısın. Siz böyle bir hesapsız, kitapsız, doğal bir şekilde... Ha, böyle bir şey... Benim sosyal medyam bile yoktu. Benim adıma başkaları... Adam bir tanesini yapmış biliyor musun? Yemin ediyorum ben ilk şeyimde bir baktım Facebook açmış benim adıma. Ben TikTok'u Mehmet Yaren ya. Gitmiş orada Mehmet Yaren hayranları diye açmış. 4,5 milyon takipçisi vardı abi. Adam ne yapmış biliyor musun? Gitmiş şey koymuş bir de. Neydi onun adı ya? Yardım butonu koymuş abi. Abi adam 1 milyon dolar para almış. Çok abi, abi ben bu sayfayı kapattırdım zaten. Bizimkiler hemen ben hesaplarım onaylandı. Şey, bizim menajerler falan şey yaptı onaylandı. Abi kapattırdım sayfayı kapattırdım. Ya üzerinden para kazanıyorlar. Abi tabii. Başka şey de yaparlar bu arada. Yani milleti kandırabilir, dolandırabilirler. Ya, buradan değil, yurt dışından yapıyorlar. Anladın ya. Mı? Değil, yurt dışından yapıyorlar. Hayranlardan şeyleri. Yani bunu şeye ticaret vermişler anladın mı? Bakmışlar, araştırmışlar. Bu adam hiçbir şey yok. Sosyal medyasına abi diyorum ya YouTube kanalları, bak YouTube kanalları haddinden fazla benim şeyim vardı. Videolar haddinden fazla. Öyle böyle değil yani. Herkes... Bak herkes önüne gelen YouTube kanalı açıyor. Benim videoları yüklüyorlar. Şey kasıyorlar tamam mı? Takipçi kasıyorlar. Çoktu çok. Haddinden fazla. Öyle böyle değil yani. Vallahi Mehmet abi çok farklı bir renksin ve çok sevdik seni. Yani ben zaten hep takip ediyordum hani şey olarak biliyordum sıcakkanlılığını, enerji dolu olduğunu. Ama muhabbet yaptıktan sonra daha çok sevdim. Böyle yanında olsam sarılacağım yani sana. Şöyle. Nasıl? Ha. Kızlara yok. Kadın. Evet. Mehmet abi son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür edersin. Çok vaktini evet. Dağılmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani beni davet ettiğiniz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Buradan komple Türkiye'ye kucak dolu selamlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ım her evinden huzur eksik etmesin. Sağlık afiyetten düşürmesin. Allah'ım tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Geçen beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Tamam. Seviyorum. Her zaman. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet sen de görüşürüz. Kendine iyi bak.